Bugün 27 Şubat 2023 kentimizde yaşanan gelişmeleri aktarmak üzere ana haber bültenimize başlıyoruz. Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı, Edirne Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nde görevli 4 kişinin rüşvet aldığı iddiası üzerine soruşturma başlatmış. Olayla ilgili adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden ikisi tutuklanmıştı. Söz konusu kişileri çürük elma olarak betimleyen Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, içimizden iki namussuzun çıkması, 1500 kişinin çalıştığı bu kurumu namussuz yapmaz dedi. Yani içimizden iki tane namussuzun çıkması 1500 kişi çalışan bu kurumu namussuz yapmaz. Ama senin önünden kütük kapmaya çalışan ahlaksızlara da buradan bir şey söylemek istiyorum. Elinizde imalarla değil, köşelerinde yazıyorlar imalarla değil, ima ederek bir yere varamazsanız elinizde bilgi, belge varsa, ihbar varsa, duyum varsa bunu yetkili makamlara bildirmiyorsanız siz de o en az o şerefsizler kadar şerefsizsiniz. Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı, Edirne Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nde görevli 4 kişinin rüşvet aldığı iddiası üzerine soruşturma başlatmış. Soruşturma kapsamında S.A., E.Ç., H.Ö. ve S.S. gözaltına alınmıştı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden S.A. ve E.Ç. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı. Bugün düzenlediği basın toplantısında söz konusu olaya da değinen Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, şikayeti yapan vatandaşlara ve operasyonu yapan kolluk kuvvetlerine teşekkür ederken rüşvet olayına karıştığı iddia edilen kişilere ise sert sözlerle tepki gösterdi. Hem şikayeti yapan vatandaşımıza hem de jandarmaya çok teşekkür ediyorum. Keşke hiç olmasa ama her yerde bozuk elmalar çıkıyor. Her yerde bozuk insanlar da çıkıyor. Keşke olmasaydı. Moralimizi bozdu, üzdü. Üzüldük bundan. Bunun bilinmesini sağlayan şikayeti yapan ben kim olduğunu bilmiyorum. Sormadım da. Ama şikayeti yapan vatandaşımıza da teşekkür ediyorum. Görevini yapan jandarmaya da teşekkür ediyorum. Adliyemize de teşekkür ediyorum. Bu tür namussuzlukları kim yapıyorlarsa neredeyse gereğini yapsınlar. Ben memnunum bundan. Yani içimizde çürük elma varsa biz göremeyebiliriz, biz fark edemeyebiliriz, bize ulaşmamış olabilir. Buradan da sorduğunuz için bütün vatandaşlarımıza da çağrı yapmak isterim. Edirne Belediyesi ile ilgili böyle bir bilgisi varsa, belgesi varsa, duyumu varsa bize söyleyebilir, bize güvenmiyorsa güvenmeyebilir. Bunu anlayışla karşılarım. Adli makamlara gitsin, emniyete gitsin, jandarmaya gitsin, savcılar gitsin, gitsinler. Bundan biz rahatsız olmayız, memnun oluruz. Niye memnun? Bizim elimizde bir istihbarat bilgimiz yok. Vatandaş bizden çekinmiş olabilir. Şundan emin olsunlar, bu anlamda Edirne Belediyesi sonuna kadar açık ve şeffaf. Yani içimizden iki tane namussuzun çıkması 1500 kişi çalışan bu kurumu namussuz yapmaz. Ama senin önünden kütük kapmaya çalışan ahlaksızlara da buradan bir şey söylemek istiyorum. Elinizde imalarla değil, köşelerinde yazıyorlar imalarla değil, ima ederek bir yere varamazsanız elinizde bilgi, belge varsa, İhbar varsa, duyum varsa bunu yetkili makamlara bildirmiyorsanız siz de o en az o şerefsizler kadar şerefsizsiniz. Buradan da onlara söylüyorum. İsimlerini de söyleyebilirim istiyorsanız. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, 11 ilde büyük yıkımlara neden olan depremlerin ardından Edirne'de özellikle altında iş yeri bulunan tüm binaların hızlı bir şekilde denetlenmesine başlayacaklarını söyledi. Başkan Gürkan, denetlenen binalarda projeye aykırı bir işlem gerçekleştiğini tespit etmeleri durumunda gereğinin yapılacağını belirterek, "Burada hiç kimse bize gelip bizi görmezden gelin, affedin falan demesin. Ne gerekiyorsa yapacağız, insan canı her şeyden kıymetli." dedi. Bir iki gün içerisinde altında iş yeri olan, ne iş yeri olduğu önemli değil ama büyüklerden başlayacağız tabii ki. Bizdeki projelerine bakacağız. O projelere aykırı bir işlem yapılmış mı binada, yapılmamış mı bunu tespit edeceğiz. İnşallah kötü bir durumla karşılaşmayız. Kolon kesilmesi ve en kötü şey o. Bununla karşılaşmayız diye umuyorum. Ama karşılaşırsak da
gereğini yapacağız. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, kentteki basın mensuplarıyla bir araya gelerek deprem bölgesinde gerçekleştirdiği incelemeler hakkında bilgi verdi. Başkan Gürkan, altında iş yeri olan binaların en riskli binalar kategorisine girdiğini belirterek, Edirne'de özellikle bu kategorideki binaların denetlenmesi adına çalışma başlatacaklarını ifade etti. Arkadaşlarımın birkaç gün içinde hazırlığı bittikten sonra hızlı bir şekilde Edirne'de altında iş yeri bulunan tüm binaları hızlı bir şekilde denetleyeceğiz. Projesine uygun mudur? Onaylı projesine. Değil midir? Bu onaylı projelerin haricinde zaman içerisinde imalatlar, eksiltmeler, kolon kesilmeleri, kiriş kırılmaları gibi müdahaleler yapılmış mıdır? Yapılmışsa onunla ilgili tabii ki gereğini yapacağız. Birilerinin bunu yapmışsa canı yanacak ama kimsenin gözünün yaşına bakacak halimiz yok. Vatandaşın can güvenliği her şeyden önemli. Bu çalışmaları hızlı bir şekilde yapacağız, yapmamız gerekiyor. Alınan alınsın, kırılan kırılsın. Kimse de kusura bakmasın. Bunu yapmak zorundayız. Bakınız Edirne'de bulvar, cadde, sokak diye baktığımızda toplam 2259 bulvarımız, caddemiz ve sokağımız var. Toplam 2259 bulvar, cadde ve sokağımız var. Yani öyle dışarıdan hani kolay gibi gözüküyor ya, bu rakamları o anlamda özellikle veriyorum. Peki kaç tane yapımız var? Yapı dediğimizde bir binayı kastediyoruz. Mesela burası bir yapı. Sizin oturduğunuz apartman bir yapı. Böyle anlayın. Edirne'de iş yeri olarak 2227 tane yapımız var. 715 tane kamu binamız var. 18.440 da mesken yapımız var. Toplamda Edirne'de 21.382 yapı bulunuyor. Bunlara baktığımızda bu 21.382 yapının ruhsat durumlarına baktığımızda 1501 tanesi inşaat halinde şu anda bizim kayıtlarımızda. İskene alınmış, belediyeden iskan ruhsatı yani yapı kullanma belgesi verilmiş 2604. Kısmi iskan alınmış 703. Proje halinde 308. Ruhsatsız 5. Yanan, yıkılan tarihi evler gibi ya da yeni binalar gibi 34 tane. Ve 2018'de çıkan İmar Barışı Kanunu'yla yapı kayıt belgesi verilmiş 1069 yapımız var. 15.428 yapımız da çok eski yapılar, yani çok eski derken şu anlamda söylüyorum, öteden beri var olan yapılarımız. Şimdi bu yapı kayıt belgeli, yani imar barışıyla yapı kayıt belgesi almış binaların durumunu bilmiyoruz. Sonuç olarak arkadaşlar geldiğimiz noktada bir iki gün içerisinde altında iş yeri olan, ne iş yeri olduğu önemli değil ama büyüklerden başlayacağız tabii ki. Bunun başında da marketler gelecek çünkü en büyük yeri onlar kaplıyorlar. Zincir marketler, diğer marketler, büyük alan olarak, hacimli olan, büyük olan binalardan başlayacağız. Ve bizdeki projelerine bakacağız. O projelere aykırı bir işlem yapılmış mı binada, yapılmamış mı, bunu tespit edeceğiz. İnşallah kötü bir durumla karşılaşmıyoruz. Kolon kesilmesi, en kötü şey o. Kolon kesilmesi. Bununla karşılaşmayız diye umuyorum. Ama karşılaşırsak da gereğini yapacağız. Burada hiç kimse bize gelip, bizi görmezden gelin, görmeyin, affedin falan demesin. Ne gerekiyorsa yapacağız. İnsan canı her şeyden kıymetli. Başkan Gürkan ayrıca 9 yıldır Edirne'de imar ve şehircilik anlamında çok katı davrandıklarını belirterek ruhsatlarımız çok geç çıkıyor, imar işleri çok ağır çalışıyor gibi suçlamaları bir gurur nişanesi olarak taşıdıklarını söyledi. Deprem bir felaket, bir doğal afet ama bir tarafıyla da bizim bundan ders çıkarmamız gerekiyor. Hepimizin ders çıkarması gerekiyor. Sorumlu kurumların, sorumlu kişilerin ama vatandaşların da ders çıkarması gerekiyor. Burada normal zamanda hiç önemsemediğimiz, hiç dikkate almadığımız, ya nasılsa bir şey olmaz dediğimiz işleri, yaptıklarımızı depremde bedelinin ne kadar ağır ödendiğini hep beraber gördük. Bu bağlamda Edirne Belediyesi olarak birkaç şey söylemek istiyorum.
yıllardır sizler de şahitsiniz. Biz hep şununla suçlandık. Ruhsatlarımız çok geç çıkıyor. İmar işleri çok ağır çalışıyor. Şimdi o suçlamaları bize yapanlara sormak isterim. Hiç denetlemeden, hiç incelemeden, hiç bakmadan mı verseydik bunları? Bu kadar titiz davrandık, mutlaka atladığımız olmuştur. İnşallah yoktur. Ama bundan hiçbir zaman pişmanlık duymadım. İyi ki de yapmışız, şimdi daha da fazlasını yapacağız. Hiç kimse kusura bakmasın. Bir inşaata 2 ay, 3 ay, 5 ay, 1 yıl geç başlamakla hiçbir şey olmaz. Ama o inşaatın güvenilirliği, sağlamlığı, depreme dayanıklılığı belki de onlarca canı kurtaracaktır. O yüzden kimsenin bu anlamdaki suçlamalarına itibar edecek halimiz yok. Bu tür suçlamaları da ben de arkadaşlarım da bir gurur nişanesi olarak taşırız. Yeter ki bizi buradan suçlasınlar. Bu konularda çok katıydık. Yıllardır, 9 yıldır Edirne'de imar anlamında, şehircilik anlamında çok katıydık. Taş serbestlik kaldırdık. Zemin etütlerini mutlaka istedik. Yapı denetimlerle mücadelemiz oldu. Müteahhit arkadaşlarla tartışmalarımız oldu. Bize kırılanlar oldu, bize kızanlar oldu. Arkamızdan dedikodumuzu yapanlar oldu. Ama bakın bir deprem, yaşadığımız bir afet bizim bunları yapmakta ne kadar doğru davrandığımızı ortaya çıkardı. Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ilde büyük yıkımlara neden olan depremler endişeleri de beraberinde getirdi. Deprem korkusu yaşayan çok sayıda İstanbullu Edirne'de arsa ve ev arayışına girdi. Soruyorlar, yerimiz var mı, arsamız? Bu şekilde bizden talep var. Ben kendim bizzat 2 tane telefonla görüştüm, sonra karşılıklı görüştüm. Arz talepler var. Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde büyük yıkımlara neden olan depremler nedeniyle beklenen İstanbul depremi son zamanlarda bir kez daha gündeme oturdu. Deprem endişesi yaşayan İstanbullular, fay hattına uzaklığı ve deprem riski az olduğu ifade edilen Edirne'nin köylerinden arsa ve ev arayışına girdi. Edirne'nin Lalapaşa ve Süloğlu ilçelerine son haftalarda yoğun talep olduğunu açıklayan Trakya Umum Emlak Müşavirleri Derneği 2. Başkanı Namık Babacan, talebin arttığı bu günlerde fahiş fiyatın önüne geçmek için emlakçılar olarak çaba sarf ettiklerini de altını çizdi. Edirne ve Kırklareli daha 3. derece taşlık ve daha zemini düzgün olan yerler olduğundan dolayı burada Lalapaşa, Süloğlu, Domurcalı, Kırklareli bölgelerinde çok büyük bir arz talep oluştu. Vatandaşımızın yanındayız. Fahiş fiyatlara satılmaması için elimizden geleni yapacağız. Yükselmesini de istemiyoruz. Gelen kişilerle görüştük. Oluyor. Diğer emlakçı arkadaşlarım da oluyor. Onlar da hatta bize arada telefon edip beraber oturup istişare yapıyoruz. Soruyorlar. Yerimiz var mı? Arsamız, tarlamız, bağ bahçe olacak gibi yerler. Bu şekilde bizden talep var. Ben kendim bizzat 2 tane telefonla görüştüm. Sonra karşılıklı görüştüm. Arz talepler var. Onlarca farklı endemik kuş türüne ve deniz canlısına ev sahipliği yapan Galagölü Milli Parkı'nda çıkan yangın uzun uğraşlar sonucu söndürüldü. Onlarca kuş türüne ve deniz canlısına ev sahipliği yapan Edirne'nin Eniz ilçesindeki Galagölü Milli Parkı'nda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbarda bulunulması üzerine bölgeye Edirne Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerin müdahalesi sonucu söndürülürken göl çevresindeki sazlık alan zarar gördü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili araştırma başlatıldı. Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından ikinci kez afet bölgesine giderek çeşitli çalışmalar ve incelemeler yapan Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, bölgedeki vatandaşların yaralarını sarmak adına çalışmaya devam edeceklerini ifade etti. Depremzedelerin deprem bölgesinden çıkarak farklı illere kimi geçici, kimi belki kalıcı olarak dağıldığını görüyoruz. Kimisi ev tutuyor, kimisinin burada yakını var. Öğrencisi var, akrabası var, evladı var. Onların yanına yerleşiyor. Kimisi de devletimizin olanaklarıyla Kredi Yurtlar Kurumu'nda şimdilik geçici olarak barındırılıyor. Onlara da destek oluyoruz.
Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ilde yıkımlara neden olan depremlerin ardından ikinci kez deprem bölgesine giderek çalışmalar yapan Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, bugün düzenlediği basın toplantısıyla bölgedeki izlenimlerini paylaştı. Malatya, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Adana'da incelemelerde bulunduğunu aktaran Başkan Gürkan, tüm imkanlarla deprem bölgesindeki vatandaşlara merhem olmaya çalıştıklarını da ifade etti. 6 Şubat 2013'te Kahramanmaraş merkezli üst üste iki büyük deprem yaşadı ülkemiz. Ve o günden bu yana ülkemizin bütün yurttaşları, bütün kurumları 11 ili etkileyen deprem bölgesindeki yurttaşlarımıza yardım için gerçekten gece gündüz demeden canla başla mücadele ediyorlar. Tabii Edirneliler olarak ve Edirnelilerin genel anlamda koordinasyonunu sağlayan kurum olarak biz de Edirne Belediyesi olarak ilk günden beri sabah, deprem sabahı saat 7'yi 9 geçeden beri 22 günümüz sürekli depremle ilgili, depremzede vatandaşlarımıza neler yapabiliriz, nasıl yaralara merhem olabiliriz, elimizden ne gelir, daha fazla ne yapabiliriz diye bir mücadele içerisinde, bir çalışma içerisindeyiz. Ben depremin ilk haftası 4. gün bir Maraş, Elbistan, Hatay bölgelerine gitmiştim çalışma için. Geçtiğimiz perşembe tekrar ikinci kez deprem bölgesindeydim. Dün akşam gece döndüm. Yine Malatya'ya gittik. Malatya'nın merkez ve ilçelerini, depremden etkilenen ilçelerini gezdik. Ardından Maraş, Adıyaman, Adana'yı gezerek, dolaşarak, oradaki tespitlerimizi yaparak, organizasyonlarımızı yaparak gördük. Edirne'ye yaklaşık 4000 depremzedenin geldiğini belirten Başkan Gürkan, kente gelen depremzedelerin ihtiyaçlarının karşılanması adına çeşitli çalışmalar yaptıklarını söyledi. Depremzedelerin deprem bölgesinden çıkarak farklı illere kimi geçici, kimi belki kalıcı olarak dağıldığını görüyoruz. Zaten deprem bölgesine giderken dönüşlerin çok yoğun olduğunu görüyorsunuz. Bir taraftan yardım götürüp dönen araçlar, tırlar, kamyonlar, diğer araçlar. Ama bir taraftan da vatandaşların kendi araçlarıyla deprem bölgesinden çıktığını ve yurdun değişik bölgelerine dağıldığını görüyoruz. Bu bağlamda Edirne'ye de çok kesin olmamakla beraber 4000 civarında deprem zedenin geldiğini biliyoruz. Tabii gelenlerin hepsi Aile Sosyal Politikaları İl Müdürlüğü'ne kayıt yaptırıyorlar depremzede olarak. Ve kimisi ev tutuyor, kimisinin burada yakını var, öğrencisi var, akrabası var, evladı var, onların yanına yerleşiyor. Kimisi de devletimizin olanaklarıyla Kredi Yurtlar Kurumu'nda şimdilik geçici olarak barındırılıyor. Onlara da destek oluyoruz. Bakın, Eliz ve Talya Göksel Edirne tacımız sizinle böyle kumbarasının deprem bölgesine oyuncakların içine koymuş, dolu yani, bayağı ağır. Gözlerinden öpüyorum onları. Saadet Partisi Edirne İl Başkanı Avukat Sinan Tekin, 28 Şubat postmodern darbesinin 26. yıl dönümü nedeniyle yaptığı basın açıklamasında postmodern bir çağ yaşarken bu çağda bu isimle anılan bir de darbe yaşadı insanımız. Bu darbe 1997 yılının 28 Şubat'ında rahmetli Profesör Doktor Necmettin Erbakan liderliğindeki 54. Refah Yol Hükümeti'ni istifaya zorlayan postmodern zihniyetler tarafından planlanan bir darbeydi, ifadelerine yer verdi. Saadet Partisi Edirne İl Başkanı Avukat Sinan Tekin, 28 Şubat postmodern darbesinin 26. yıl dönümüyle ilgili bir açıklama yayınladı. Türkiye siyasi tarihinin milletimize yapılan engellemeler, tahakkümler ve baskılarla dolu olduğuna vurgu yapan Avukat Sinan Tekin, "Oysa milletimiz tüm insanlığı adalette, güzellikte, iyilikte, doğrulukta önde olabilecek bir millet. Geçmişte ecdadımızın yaptığı da buydu. 28 Şubat darbesinin yapanların hedefi, Refah Yol Hükümeti'nin izlediği
dediği şahsiyetli dış politikaydı. Bu durum elbette İsrail, ABD ve AB'nin menfaatleriyle örtüşmüyordu. Milli Görüş'ün o zamanki partisi, Refah Partisi'nin iktidar olmasından rahatsız olmuşlardı. Sorun sadece düşünce özgürlüğü ve halkın giyim kuşamı değildi. Devletin iliğini sömüren, %125 ile devlete para satan haramzade rantiyenin soluk borularını kesecek olmanın da etkisi vardı bu süreçte. Beşli çete, bir kısım askerler, TÜSİAD, barolar, işçi sendikaları ve medya, Refah Yol hükümetinin üstünde büyük bir baskı kurarak her gün akla hayale gelmedik ithamlarla bir takım çalışmalar yaptılar. Tüm bunların hedefi Refah Yol hükümetini yıkmak, mevcut statükoyu devam ettirmektir. Erbakan bu özelliklerin tamamı ve en mütekamil bir şekilde kendisinde toplanmış bir şahsiyetti. Gücünü deha derecesindeki zekası ve güçlü kavrayışından, inancından, davasına bağlılığından, memleketini ve milletini sevmesinden alıyordu. Milli Görüş Hareketi, yerliliği ve milliliği esas alan, kendi inanç ve değerlerini muhafaza ederek ülke sathında hem maddi hem de manevi kalkınmayı hedefleyen bir vizyon ortaya koymuştur. Milli Görüş'ün yegane temsilcisi Saadet Partisi, Milli Görüş'ün diğer partilerinin kaldığı yerden ülkemize ve milletimize hizmete her an hazırdır ifadelerini kullandı. Edirne'de polis ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticaretini önlemeye yönelik yapılan çalışmalar çerçevesinde üzerinde uyuşturucuyla yakalanan ve 5 ayrı suçtan aranması bulunan şahıs tutuklandı. Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde ticaretini önlemeye yönelik çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen bir şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatan ekipler, şahsın üzerinde yaptığı aramada metamfetamin maddesi ele geçirdi. 5 ayrı suçtan aranması olan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Edirne Ticaret Borsası'nda günlük salon satışlarına göre fiyat listesi şöyle: buğday yarı sert en düşük 5 lira 90 kuruş, en yüksek 7 lira 36 kuruş, ortalama 6 lira 73 kuruştan işlem gördü. Ayçiçeği yağlık ise en düşük 11 lira 10 kuruş, en yüksek 11 lira 74 kuruş, ortalama 11 lira 44 kuruştan işlem gördü. Edirne Ticaret Hayvan Borsası'nda günlük salon satışlarına göre fiyat listesi şöyle: dana en düşük 69 lira 40 kuruş, en yüksek 112 lira 40 kuruş, ortalama 98 lira 59 kuruş, düve en düşük 73 lira 50 kuruş, en yüksek 100 lira, ortalama 85 lira 9 kuruş. İnek en düşük 65 lira, en yüksek 99 lira, ortalama 77 lira 99 kuruş. Koyun en düşük 30 lira, en yüksek 47 lira, ortalama 42 lira 39 kuruş. Süt kuzusu en düşük 70 lira, en yüksek 95 lira, ortalama 84 lira 96 kuruştan işlem gördü. Güneş Optik ve Edirne Ziraat Odası hava durumunu sunar. Edirne'de yarın hava sağanak yağışlı olacak. Hava sıcaklığının en düşük 11, en yüksek 19 derece olması bekleniyor. Edirne Ziraat Odası ve Güneş Optik hava durumunu sundu. Edirne'de bu geceki nöbetçi eczaneler şöyle: Sarıcapaşa Mahallesi, Çukurçeşme Sokak No 3 Taksim 1'deki Murat Eczanesi, Fatih Mahallesi, 10.104. Cadde No 14 Taksim 75'teki Giray Eczanesi. Serbest piyasada dolar 18 lira 89 kuruştan, euro 19 lira 98 kuruştan alıcısına ulaştı. Altın 1101 lira 96 kuruştan sahibini buldu. Borsa İstanbul 5163 puandan işlem gördü. Haberlerimiz burada sona erdi. Yaralarımızın şifa bulduğu yeni bir güne başlamak dileğiyle tekrardan başımız sağ olsun Türkiye.